Buyurun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Arabayı park etmeye çalışıyorum. Nasılsınız? Nasıl geçiyor karantina günleri? Vallahi fazla yanaşmazsınız. Aynen böyleydi. Tam bir metrek arabaya, kuralı. Arabayla gidip arabayla geliyoruz. İnmiyoruz aradan aşağı. Evde nasıl vakit geçiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz efendim? Evde nasıl vakit geçiriyoruz? Vallahi bol canlı yayınlı. Ondan sonra mümkün olduğunca kimseyle görüşmeden. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz, izledim. Teşekkürler. Konserleri özlediniz mi seyirciyle? Vallahi işte canlı şeyden, Instagram üstünden arkadaşlarla güzel böyle şeyler yapıyoruz. Konserler, yani konser muhabbet ediyoruz. Aslında çok güzel oluyor. Araba yanmış. Bir daha şöyle yapma. Tamam, geçer oradan. Konserler, konserden daha güzel bir ev oluyor aslında. Ben ev ortamı daha çok güzel oluyor. Çok sevdim. Muhabbet edebiliyorsunuz insanlarla. Yazdıklarını okuyabiliyorsunuz. Mükemmel oluyor. Peki sosyal medyada bir anket yapıldı. Karantina günlerinde en çok kimlerle vakit geçirmek istersiniz diye. Sizin de isminiz var. Sizinle de çok vakit geçirmek isteyenler var. Biz de onu size soralım. Karantina günlerinde hangi oyuncuyla, sanatçıyla siz vakit geçirmek isterdiniz? Eğlenceli olur mu sizle? Bu çok şey bir soru. Yani dünya, o kadar versiyon. Dünya genelinde de olur. Çok versiyonu var. Evet. Vallahi aslında ben şu anda vakit geçirmek istediğim insanlarla vakit geçiriyorum evde. Yani hani ekstra olarak bir kimler olsa keyifli olur dedim. Aslında bu söyleyeceğim insanları da çok tanımadığım için çok keyifsiz olabilirdi bir yandan bence. Tanıdıkça daha kötü olabilir. Yani hani hiç beklemedim bir adam çıkabilir içinden. Ya işte Mick böyle beklemiyordum seni falan gibi durumlar da olabilir diye. Bilmem, bana o konu biraz şey geliyor. Yani o magazin o tarafına giremedim şu anda. Anladım. Peki film ne durumda olacak? Sonrasında tekrar bir bitmiş miydi zaten yoksa sete tekrar geri dönüş olacak mı? Bir dakika düşüneyim. Hani onun dışında hani ailenin dışında kim olabilirdi? Tabii ki de grup arkadaşlarımla hep beraber olmak isterdim. Farklı bir isim kim olabilirdi? Farklı bir isim. Mesela yani tanıdığımız insanlar. Tanıdığınız olur, tanımadığınız olur, dünya starları olur. Dünya starları da bir şeyi seviyorum çok. Joaquin Phoenix'i çok seviyorum. Mesela inanılmaz bir adam. Bence bizim dönemimizin bence en kafa karakterlerinden biri. Türkiye'den... Tom Hardy süper olur. Mesela o adamlar bomba. Türkiye'den ya, peki? Türkiye'den Mansur Yavaş. Fatih Mehmet Maşoğlu böyle siyasetçi olarak oralardan olabilir. Onun dışında kim olabilir başka? Cem Yılmaz olabilir mi mesela? O zaten evet hani arkadaşımız. O da hani tanıdık tanımadık fark ediyor mu bu arada? Yok, hiç fark etmiyor zaten. Ama bozuldu yalnız konu, biliyor musun? Aynen. Burada bir sayaç koyarız biz. Ne kadar düşündüğünüze dair bir dakika bizim koyarız konu, böyle. Evet, bu çoğalabilir bu. Fazlalaşabilir yani. Onun dışında bilmem. Düşünmedim mesela bakın şu anda. Bunlar olurdu ama. Anladım. Bunlardan bilebilirim. Çok farklı bir karakter istersiniz herhalde değil mi? Hani elinizde büyük yani nasıl söyleyeyim? Bazı kişilere söylediğinizde şunu isterim. Niye dediğinizde çok dost kazığı yedi. Onları dinlemek isterdim gibi ya da ne bileyim biri bize şunları anlatırdı ya da Nuri Bilge Ceylan işte filmlerini anlatırdı, nasıl çektiğini anlatırdı gibi. Öyle oralara girersek sonu yok. Ben de bir sürü insan söyleyebilirim öyle. Ama şey ya bu virüs izolasyonu gerçekten hepimizde çok farklı şeyler açtı yani. Evet. Hiç hayatımızda zaman ayıramadığımız için çok şey yapma olasılığı da bulduk. Ama bir yandan da olanağı da bulduk. Ama bir yandan da tabii çok ciddi mağdur kişiler var. Ben mesela her dakika onu düşünüyorum. Mesela evde sabahları da uyku tutmuyor zaten. Bu eğlencelerin dışında da yani çalışmak zorunda olan işte sizler gibi. Dün benzin alırken aynı şekilde oradaki arkadaşlar da çok zor bir durum. Ben hep söylüyorum, bence kesinlikle 2 haftalık o izolasyonu ne yapabilir devletimizin bir şekilde onu sağlaması gerekiyor. Çünkü herkes birbirine geçiriyor. Yani eminim şu an mesela biz bile birbirimize geçiriyor olabiliriz yani çok sakıncalı. Çok zor bir süreç. Kesinlikle. Çok zor bir dönem. Birçok arkadaşımızın yakınları vefat etti. Evet. Peki, karantina bittikten sonra
ilk yapacağınız şey ne olacak mesela? En çok neyi özlediniz bu süreçte? Vallahi konser vermedim. O acayip bir eksiklik verdi. Onun dışında arkadaşlarımla buluşup bir şeyler içmek, hani sohbet etmek, muhabbet etmek, her şey deneyimde. Merhaba. Korona muhabbeti yapıyoruz mu? Teşekkürler, siz nasılsınız? Maske yok. Bir de çok yakında ateşe dolaştılar. Ateşe atıyor. Böyle. Çok yakında yok. Dolaştılar. Yok yok. Şaka yapıyorum. Eyvallah. Görüşmek üzere. Çevirmeyelim kameraları buraya. Film peki tamamen bitmişti yoksa bu dönemden dolayı ara mı verildi? Film aslında şöyle. Film bitti. Fakat biz 6 Mart'ta çıkacaktık. İşte her şeyde bir hayır var. İyi ki de çıkmadık. 1-2 sahne daha aklımızda vardı. Onları İstanbul'da yaptığını düşündüğümüz şeyler vardı. Onları da koyamamıştık. Hadi onu da yapalım dedik. Sezon da bitiyordu. Ekim'e bıraktık. Araya bu girdi. İnanılmaz bir şey oldu yani. Aynen. Hayırlısı olsun diyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ görüşmek olun. Üzere. Görüşürüz artık. Umut ediyoruz ki yakın zamanda inşallah bitsin bir an önce. Tek temennimiz de o yönde zaten. Bizim. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Evet. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok önemli. Aklıma geldi. Şimdi biz koronadan dolayı ekstra ellerimizi yıkıyoruz ya. Ve yani İstanbul'un artık hani suyun evet, konusu su tasarrufundan dolayı. Ekstra çok büyük tehlikede. Nüfustan dolayı da ve kullanımdan dolayı da. Şu anda ellerimizi yıkayıp böyle 20 saniye yıkıyoruz ya ellerimizi. Bir kere onu kesinlikle o sabunu aldıktan sonra biraz ıslattıktan sonra hemen kapatalım. Bunu bir 20 dakika, evet. 20 saniye, 20 dakika derken 30 saniye falan olsun. Ondan sonra açıp durlayalım. Suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yani o 25 litrede evet. Anlatılanların hiçbir tanesi hikaye değil. Birebir gerçek. Hani koronadan korunacağız diye bir de suyumuzdan olursak işte kesinlikle. O zaman düşünün. Allah korusun hani bir dahaki sene oldu olmadı bilmiyoruz ama tekrar böyle bir şeyle karşılaşıp bir de suyun olmadığını düşünsenize. Ne yapacağız? Bir büyük facia. Yani bittik yani. Aynen. Çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle çok sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler abi.